Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere bugün Sony'nin MDR ZX310 kulaküstü kulaklığını inceleyeceğim. Bu bir kutu açılışı videosu ve ön inceleme olacak. Daha detaylı incelemeyi mertgundoğlu.com'da bulabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber kutu açılışına başlayalım. Dışına baktığınız zaman fazla afilli bir kutu görmüyoruz. Ürünün özelliklerinden bize bahsediyor burada. 30 mm'lik bir sürücü olduğundan, kablosunun ayrıldığından ve kablo uzunluğunda 1.2 metre olduğunu burada bizlere yazmışlar arkadaşlar. Şimdi kutu açılışına başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kutumuzu açıyoruz. Şuradan kablomuz çıkıyor. Bu arada kablonun ilk etapta verdiği hissiyatı beğendim. Bundan da bahsetmek isterim. Şimdi ürünümüzü kutusundan yavaşça çıkarıyoruz. Tekrardan koyalım. Bakalım içinde başka neler var. Burada Sony'nin bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Tamamdır. Bunu kaldırıyoruz. Kutumuzu da aynı şekilde kapatıyoruz ve şöyle kenara alıyoruz. Yine aynı şekilde garanti kartı da burada bizlere sunulmuş. Şimdi ürünü şu anda ilk defa elime alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir gövdeye sahip plastik bir yapısı var. Şöyle açtığınız zaman gayet esnek, esneyebiliyor. Hani fazla bir baskı yokmuş gibi duruyor. İlk etapta sağ veya sol kulakçıklara baktığımız zaman tıraşlanmış metal bir gövde var. Üstünde de markamız yazıyor, yani Sony markası yazıyor. Buranın hissiyatını, buradaki malzeme kalitesini gayet beğendim diyebilirim. Gayet başarılı. Bunun dışında right ve left olmak üzere, yani kulaklığı takarken nereye takacağınızı, hangi kulağınıza takacağınızı karıştırmamanız adına rahat bir şekilde burada bunu anlayabiliyorsunuz. Bu kulaklığın 5 farklı rengi var arkadaşlar. Bendeki versiyonu şu anda beyaz ama bunların dışında siyah, mavi, kırmızı ve gri kombinasyonları var. Aynı zamanda gri'nin buradaki pedleri de sarı olarak bizlere sunulmuş. Böylelikle daha değişik, daha güzel bir kombin diyebilirim onun için. Kulaküstü kulaklıklar genelde biraz daha dikkat çekici kulaklıklar olduğu için arkadaşlar, eğer bu tarz bir renk seçerseniz çok daha fazla insanların bakışlarına maruz kalırsınız diyebilirim. Ama tabii ki burada zevkler ve renkler tartışılmaz. Eğer beyaz rengini beğendiyseniz, ki ben gayet beğendim, çok güzel bir hissiyatı var. Hani mat dokusunun da gerçekten hani böyle sizlere ucuz bir plastikmiş gibi bir hissiyat vermiyor diyebiliriz. Ürünün kutusunu açtığımız zaman ilk kablosuna dokunmuştum ve kablosu gerçekten çok değişik bir malzeme arkadaşlar. Çok güzel. Hani böyle diğer kablolardan biraz daha farklı, biraz kauçuk bir malzeme kullanılmış. Bunun da sebebi bildiğim kadarıyla, hani normalde biliyorsunuz kulaklıklarımızı böyle koyduğumuz zaman hemen sonrasında bu kablolar birbirine karışıyor ama bu kauçuk malzeme bu karışımla bildiğim kadarıyla engelliyor olabilir. Ancak bu konuda tam emin değilim. Tabii ki bu biraz daha uzun dönem bir test yaptığım zaman çok daha rahat bir şekilde sizlere bunu birebir olarak yine mertgundoğdu.com'da yazacağım yazıda sizlere ileteceğim. Şimdi hep beraber bir ilk deneyim testi yapalım arkadaşlar. Burada hazır olarak zaten telefonum bizleri bekliyordu. Şimdi buradan hemen 3.5'luk kablomuzu takalım. Bu arada yine hatırlatmak istediğim bir noktada buradaki kablo, yani bizlere sunulan bu kablo arkadaşlar 1.2 metre boyutunda. Yani gayet yeterli bir kablo boyutu diyebilirim. Şimdi gelin hep beraber yavaştan bir testimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle sağ veya sol olan kısımlarımızı bulalım. Burada görmüş olduğunuz gibi right diyor. Yani sağ kulağıma bunu takacağım. Şimdi bir bakalım. Gerçekten çok hafif bir gövde, yani kafamda sanki yokmuş gibi, yaklaşık 125 gram ağırlığında bir gövde arkadaşlar. Aynı zamanda plastik bir yapıya sahip olduğunu zaten söylemiştik. Kulak üstü kulaklıklara baktığınız zaman genellikle bir baskı olur kulağınıza ama şu anda ilk denemede hani genel olarak bir baskı hissetmedim, ki benim kulaklarım biraz daha büyüktür arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir müzik açalım ve buradan genel bir test yapalım. Bakalım bizlere nasıl bir ilk deneyim performansı yaşatacak. Bunları burada hep beraber şu anda beraber deneyeceğiz. Şimdi şarkımı buradan açıyorum arkadaşlar. Bakalım. Burada söylemem gerekirse ilk etapta benim dikkatimi çeken bir eksiklik aslında. Ses ne kadar yüksek olursa da olsun, yani telefonun açabileceği maksimum seviyeye getirdim. Ancak buradaki ses bana ne yazık ki yetmedi. Şu anda buradaki ortam tamamıyla sessiz bir yer. Şu anda sadece çekim yapıyorum ve kendim konuşuyorum. Buna rağmen gerçekten ses seviyesi, özellikle demin de görmüş olduğunuz gibi elim biraz daha müziğin sesini açmak istedi. Ses yüksekliği konusundan beni tatmin etmedi diyebilirim. Bunların dışında bu kulaklıkta biraz da hani bas müzikleri denedim demin. Bu baslarda da biraz boğukluk hissettim arkadaşlar. Yani böyle
bangır bangır hani dolu dolu bir bas ne yazık ki alamıyorsunuz. Biraz hani nasıl söyleyelim sizlere, baslar normal biraz daha üst segment kulaklıklarda böyle hani bangır bangırken bunda biraz daha boğuk sesler alıyorsunuz. Bu bakımdan hani ses kalitesi olarak özellikle yani ses kalitesi konusunda fazla bir şey diyemiyorum. Yine fiyatına baktığınız zaman 40 ila 100 TL arasında değişiyor arkadaşlar. Bu da aslında baktığınız zaman yani bu fiyat aralığında gayet iyi bir performans diyebiliriz. Bununla beraber hani kulaklığın yüksek sesi bana yetmedi diyorum ama Sony'nin vermiş olduğu teknik özelliklere baktığımız zaman bu ürünün desibel, son ulaşabildiği desibel seviyesi 98 desibel arkadaşlar. Aslında hani gayet yeterli bir seviye gibi gözükse de bana şu anda ne yazık ki yetmedi. Ürünün dış yapısını biraz daha inceleyecek olursak burada aslında en büyük fark, en büyük özellik bu kulaklık arkadaşlar katlanabiliyor. Bunun sayesinde gerçekten çok daha rahat bir şekilde bu ürünü taşıyabiliyorsunuz. Ya bu tarz kulak üstü kulaklıkların en büyük problemleri aslında katlanamıyor oluşu. Ancak görmüş olduğunuz gibi bu ürünü katlayıp sonrasında da şöyle sardığınız zaman çantanızda gerçekten çok az yer kaplıyor. Ben ürünler konusunda biraz titiz bir insanım arkadaşlar. Ürünün kutusundan ne yazık ki bir taşıma kılıfı çıkmıyor. Ürünün fiyatına baktığınız zaman zaten hani bu skalada hiçbir üründe taşıma kılıfı çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden hani bir eksiklik olarak bunu düşünmek istemiyorum. Ancak bu tarz bir kulaklığı mutlaka taşırken bir ufak bir kılıfa bile koysanız en azından daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz diyebilirim. Kulaklığımızın pedlerine baktığımız zaman özellikle ZX300 modelini hatırlayacak olanlar bilir. Buradaki pedler gerçekten çok plastikimsi bir dokuya sahipti arkadaşlar. Ancak ZX310 modelinde bu problem artık ortadan kalkmış. Suni bir deri kullanılmış. Demin de kulağıma taktım zaten. Gayet rahattı. Hani herhangi bir terleme vesaire yapacağını da zannetmiyorum. Çünkü gerçekten çok hafif ve ufak bir yapıya sahip. Bunun dışında buradaki kulakçık pedleri çok rahat bir şekilde çıkartılıp yıkanabiliyor. Bu da yine ZX310'u bir adım öne çıkaran özelliklerden biri diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu ürün hakkında şu anda anlatabileceklerim bu kadar. Çünkü hani kutusunu açtık ve ilk ses testini yaptım. Sizlerle ilk deneyimlerimi paylaştım. Bunların dışında çok daha detaylı bir ürün inceleme yazısını mertgundoğdu.com'da ve bu videonun altındaki yorumlarda bulabilirsiniz. Umarım